Sen de Borsa İstanbul'da gün içi trade'ler yapıyorsan tıpkı benim gibi özellikle trend takibinde yani gün içi trend takiplerinde hareketli ortalamalarınız kullanıyorum. Bu videomda onu anlatmaya çalışacağım. Bu arada da kendini daha profesyonel bir trader olmak için geliştirmek istiyorsan mutlaka eğitimlerime de beklerim. Yukarı veya aşağı köşeye eğitimlerin linkini bırakıyorum. Hadi bakalım videomuza başlayalım. Genellikle hareketli ortalamaları biz nasıl kullanıyoruz? Yani hangi değerlerde kullanıyoruz? 20, 50, 100 ve 200 tüplük yani mum çubuklu bir değerde kullanıyoruz. Ama şimdi gün içi işlemlere girdiğimizde daha kısa vadile trade'ler edeceğimiz için. Çünkü sabah borsa 10'da açılıp akşam 6'da kapanıyor. Bu zaman aralığında ben karla, olası ihtimalle veya da zararla herhangi bir pozisyonu mutlaka kapatmam gerekiyor. Yani bu hedef noktalarına ulaşmam için bu hareketli ortalamanın değerlerini aşağı çekmem lazım. Ben gün içi işlemlerimde 6 EMA yani 6 üstsel hareketli ortalama kullanıyorum ve Aynı zamanda ne kullanacağız? 1 ve 5 dakikalık time frame'lerde işlem yapacağız. Yani 1 ve 5 dakikalık time frame'leri kullanacağız. Şimdi canlı piyasada örnek vereceğim ben burada. Yani BIM üzerinden örnek vereceğim ama tabii ki burada sadece BIM olarak düşünmemek lazım. Tüm hisse senetlerinde ve aynı zamanda Amerikan hisse senetlerinde yani yurt dışı hisse senetlerinde de ben aynı şekilde trade ediyorum. Şimdi ilk başta chartımızı ben ikiye bölüyorum. Yani iki ekranlı kullanmamız lazım. Sol tarafta ben bir dakikalık mum çubuklarını kullanıyorum. Burada görüldüğü gibi bir dakika sağ tarafta da yine BIM'in burada da tabii vadeli işlemler kullanıyorum çünkü yani VIOP üzerinden anlatacağım ama sadece spotta da alım veya satıma girebilirsiniz. Çünkü ben neden VIOP üzerinde kullanıyorum bunu? Özellikle de sadece ve sadece uzun pozisyona geçmiyorum. Hem kısa pozisyonu hem uzun pozisyonu. Yani benim bu sisteme bağlı olarak hangi piyasa açığa satılacaksa açığa satıyoruz. Alınacaksa da alınacak. Tabi sen burada yani sadece alımlı trade yapıyorsa alım pozisyonuna giriyorsan yani spot piyasada BIM alıyorsan vadeli işlemlere de kullanmanı üzüm yok. Aynı sistemleri tek alıp da götürüp sadece spotta da değerlendirebilirsin. Ama şu anda ben Viyop üzerinden anlatmaya çalışacağım sana. Bir ilk önce gösterge panelimizden buradan EMA yazıp yani üstsel hareketli ortalama, üstsel hareketli ortalamayı ekranımıza ekliyoruz. Ben burada bunu çift tıkladığımda üstsel hareketli ortalamanın uzunluğu altı Yani altı tane mumun bana üstsel hareketli yani o bir ortalamasını vermesini istiyorum ki trendi en iyi şekilde takip etmeye çalışayım. İkincisi bu bir dakikalık ekranım benim. bir dakikalık ekran ve 5 dakikalık ekran kullanıyoruz. Yani Monitörümüzü ikiye bölmemiz lazım aynı zamanda hem sol tarafta 1 dakika yani sağ tarafta da 5 dakikalık grafiği burada görüldüğü gibi görmen lazım Ya yani sen tabii sağ tarafa da alabilirsin 1 dakikayı sol tarafa da alabilirsin nereye yatırırsan artık sıkıntı yok gel gelim. Devam edelim. İki ekrana da 6 MA yani 600 sel hareketli ortalamamızı atıyoruz. Daha sonra burada ilk başta bakacağım şey 5 dakikalık mum çubukları. 5 dakikalık mum çubuklarında burada bakın 5 dakikada BİM'e bakıyoruz. Fiyatın üstsel hareketli ortalamanın yukarısında en az 2 defa kapanması lazım. Örneğin diyelim ki mesela şurada geliyor fiyat aşağı yönlü. Bakın burada kapatıyor. Fiyat burada açıyor. Burada kapatıyor. Gene bir defa kapattı üstte ama ikincisi fiyat açıldıktan sonra aşağıda kapatıyor. Daha sonra bu mumda gene üstsel hareketli ortalamanın 6 altında kapatıyor. Ama şimdi bu mumda tekrar üstsel açılışı burası. Kapanışı burası olduğu için fiyat 6 MM'ın üstünde kapatıyor. Bir, birinci mumu yakaladım. İkinci mum yani onay almam, teyit alacak mum ikincisi olması lazım. Yani iki defa üst üste kapatması lazım 6 emanın mm üstünde. Bakın bu mesela ikincisi de burada kapatıyor ama ben alıcılı bir mum istiyorum. Yani yeşil yani beyaz mum istiyorum. Burada üçüncü mum, buradaki mum tekrar ne yapıyor? Hareketli ortalamamın üstünde kapatıyor şu anda. Ben o zaman ne diyorum? Benim sistemimde ilk onayım 5 dakikada burada alındı. Yani hareketli ortalamayı şöyle düşünürsek mum çubukları kapanışı bir tanesi mesela yeşil mum çubuğu açılışı burası kapanışı burası. Birinci mum çubuğu hareketli ortalamanın üstünde kapattı. İkinci mum çubuğu da hareketli ortalamamın kapanışı burası olsun. Yeşil, mum veya beyaz mum sen nasıl kullanıyorsan. Gene hareketli ortalamamın mutlaka üstünde kapatması lazım. Yani altına inip de bu şekilde kapanış göstermemiz lazım. İlk önce buna bakacağız. Daha sonra bunu gördükten sonra 1 dakikalık işlem yapacağım. Time frame inceyeceğim. O da sol taraftaki time frame'im. İşleme girmem için birincisi ben gene bir pull bek bekliyorum. Yani piyasanın bir bana fırsat tanımasını bekleyeceğim. İkincisi de giriş yerimi ayarlayacağım. Şimdi 5 dakikaya baktığımda ne bekliyordum? Ben iki tane mumun hareketli ortalamanın üstünde kapatması lazım. Bu onayı geldi. Bakalım şimdi tam benim buradaki kapanıştan sonra sol tarafıma nereye tekabül ediyor. Şimdi şöyle büyütelim biraz burayı. Şimdi burada ilk mumum burada kapatıyor. Bakın şurası ilk kapanış mumum benim. Birinci mum sağ tarafta görülen şunu işaretleyelim. Şurası şu mumun birinci mum kapanışı. Şimdi ben ikinci mumun üst üste kapatmasını istediğim için bakalım şimdi burada. Şurası da şu bölgede benim ikinci mumun onay mumu. Yani şu bölgedeki kapanış da benim buradaki ne yapıyor ikinci mumumun kapanış bölgesi. Ben şimdi ne yapacağım? 1 dakikalık mum çubuklarında ilk geri çekilmedi, ilk geri çekilmeden sonra alıcı gelen ilk mumda işleme gireceğim ve stop mesafemi de bir önceki dibin altına koyacağım. Bakalım şimdi ona da gelelim şöyle. Şimdi ilk geri çekilme burada başlıyor. Hatta şurayı biraz büyütelim şöyle daha iyi anlaşılsın. Şöyle i̇lk geri çekilme bakın bu bölgede başlıyor. Şu mumdan sonra bakın şimdi burada ilk geri çekilmeler başlıyor. Yani piyasa bir soluklanıyor ve ilk alıcılı mum bakın burada geliyor. O zaman ben ne yapıyorum? İlk alıcılımım geldiği için özellikle de trend takip ettiğim için ne yapmam lazım? Alımı düşünmem lazım. Yani burada trend de ne yöndeydi? İki tane mum üst üste kapanış gösterdiği için yükseliş trendinde olduğu için piyasa geri çekildi. İlk alıcılı mumda işleme giriyorum. Çok basit bir sistem olarak böyle şey yapabilirsin kendine. Yani çok karman çorman her zaman diyorum sistemler çok basit olmak zorunda. Karman çorman işlemler Karman çorman sistemler kullanıyorsan senin trade etme şansın çok zayıf. Kafan çok karışacaktır çünkü. Hemen stop mesafemi de burada girdim. Bu dibin de altına kullanabilirsin. Ben biraz daha açıyorum ve bu dibin altına kullanıyorum. Çünkü kendimi daha iyi hissediyorum bu dibin altı. Çünkü bir, de bir dakikalık mum çubuklarla işlemlere gireceğimiz için oynaklık çok fazla olacak. Yani oynaklık fazlaysa ne yapmamız lazım? Stop aralığımızı biraz daha geniş tutabiliriz. Kar yerimi de en az gün içi trade'lerinde 1'e 1.5 verecek şekilde risk ödül oranımı 1'e 1.5, 1'e 2, 1'e 3 kapanır. Yani akşama kadar diyelim ki 6'ya kadar kapanmıyorsa artık 1'e 1.5'da, 1'e 2'de, 1'e 2.5'da mutlaka o gün içerisinde o pozisyonumu kapatmam lazım. Birincisi, birinci trade'im bu şekilde. Burada 1'e 1.5 verdik ama piyasa hala trend yönünde devam ediyor. Şimdi ikincisi burada trend takip etmek istiyorsak ki akşama kadar şu andaki pozisyonumuzu tutmak istiyorum. Ne yapmam lazım? Trendi takip edip trendin dönüş noktasını yakalamam lazım. Bu da hangi time frame'de? Tabii ki biz trendi şu anda 5 dakikada Takip ediyorsak o zaman trendin dönüşünü de 5 dakikada bulmamız lazım. Yani trendin dönüşü ne olması lazım? Şu anda canlı piyasa devam ettiği için trend kapanışı yani BIM, benim yeterli risk ödül oranıma buradaki örneğin diyelim ki şu anda 1'e kaç çıktı? Risk aldığım paranın şu anda bana 1'e 4'ü kadar verdi. Burada da tabii ki 1'e 4 yakaladıktan sonra tabii ki işlemlerini kapatabilirsin. Bu da sana kalmış çünkü çok iyi bir risk ödül oranı burası. Ama ben trendin sonuna kadar ve akşama kadar bu trendi takip edeceğim dersen bu trendin sonunda bizim hareketli ortalamamız böyle giderken eğer ki kapanış bakın şimdi açılışı burası bu mumun en son mumun kapanışı burası kapanış benim 5 dakikada 6 emamın altında kapatırsa şu şekilde şöyle de göstereyim hareketli ortalama gelirken böyle kapanışım benim şöyle olursa açılış burası kapanışı da burada olduğu andan itibaren ben bu trendden ayrılmayı düşünüyorum. Yani trendin sonunun 5 dakikada da burada bittiğini ve benim de artık bu işlemden çıkmam gerektiğini düşünüyorum. Şimdi aynı sistemin aynı gün içi trade'in kısa pozisyonunu anlatacağım. Gene, gene Viop üzerinde anlatacağım. Zaten spot piyasada kısa pozisyona geçemeyiz. Onun için Viop'ta eğer ki bir hisse senedinin düşeceğini gün içinde hissediyorsak bu şekilde sistemimizde kısa pozisyona nasıl geçeceğiz? Gene burada ben en, enerji sağ üzerinde vereceğim en sağ üzerinde ama her türlü yani siz kendi hangi hisse senedi bulursan onu da değerlendirebilirsin. Bu hisse senedi ile alakalı bir şey değil. Örneğin diyelim ki biz 5 dakikalık çubuklarda ne arıyorduk? İlk önce 2 tane mum çubuğunun 6 emanın üstünde kapanış bana göstermesini istiyordum. Bir tanesi burada açılış, kapanışı burası. Bu birincisi. İkincisi de ne yapıyor burada? Bir alıcılı bir mum çubuğu. Benim mum çubuğu videolarımı izleyebilirsin. Bu boğa var dediğimiz mum çubuğu. Ama bu da ne yapıyor? Kapanışı burada olduğu için alt emanın altında kapatıyor. Yani iki tane üst üste kapanış gördüğümüz zaman biz ne yapabiliriz? Kısa pozisyona geçebiliriz. Aynı gün içinde trade'lerimizde en azından bu pozisyonu değerlendirme şansımız var. Tabii ki top mesafemiz mutlaka her trade'de olacak. Ne olur ne olmaz diye. O bizim emniyet kemerimiz. Aman sakın stopsuz trade stopsuz trader olmaz katıyan bunu parantez içinde belirtiyorum. Şimdi gel gelelim orayı bulalım. Şimdi bakalım bir dakikaya işlem yapacağım time frame bir dakika bir dakika iniyorum. Hemen burası bakın şu bölge o bölge. Ne yapıyorduk biz bir piyasanın bana bir ne yapmasını istiyordum? Fırsat tanımasını istiyoruz burada. Fiyat bana bir fırsat tanıyor. Ben ne yapıyorum? İlk fırsatta satış pozisyonumu alıyorum. Bakın piyasa yukarı çıkmaya başlarken ilk satıcılığım burada beliriyor. Bu veya bu. Bu da olabilir. Peki burada stop mesafemi nasıl belirliyordum? Ben bir önceki tepenin, bir önceki dibin uzun pozisyona geçtiğimizde bir önceki dibin altına koyuyorduk. Çünkü uzun stop mesafesi ayarlıyorduk. Burada da ne yapacağız? Bir önceki tepenin üstüne koyacağız. Örneğin diyelim ki neresi bir önceki tepemiz? Buraya baktığımızda bir önceki tepeler burada. Ben en güvenilir olarak buraya koyarım. Yani 66 seviyesine. Yine burada risk ödül oranımız. stop mesafem çok fazla büyük olduğu için aynı gün kapatmam gerekiyorsa ne yapmam lazım? 1'e 1.5, 1'e 2 gibi pozisyon tutabilirim. Bunu kaçırdığımızı düşünelim. Bakın geliyorum tekrar 5 dakikalık mum çubuklarıma benim. Şöyle biraz büyüteyim buraya. İlk satıcılığı mum, ilk kısaya geçeceğim mum burası. Yani iki tane ona istiyorduk. Bu birinci mum. Peki ikinci mum kapanışı nerede oluyor? Ne olması lazım? Mutlaka ayı mumu. Yani bearish dediğimiz mumlardan olması lazım. Bu mum hayır yeşil mum. Bu da hayır. Bakın burası ve burası iki tane üst üste kapatıyor. Hatta birinci mum bu. İkinci mumu da bunu sayabiliriz. Hemen bakıyorum o zaman burada pozisyonuma şöyle geliyorum. Tam şu mumun ne yapmam lazım? Bir dakikala inip bu sefer ne yapacağım? Bir gene nefes almasını bekleyeceğiz. Bakalım o bölge neresi? Tam şu bölge. Bu bölge buradan işaretleyelim. Bu mum. Tam şu mumumuz bizim. Piyasa nerede nefes alıyor? İlk alımı geldiği yer burası. Daha sonra satış burada geliyor. Ne yapabilirim ben bu pozisyonu? İlkini kaçırdıysam burada satışımı yapıp yukarı tepe noktası bu sefer de bu tepe noktasına stop mesafemi koyup aşağı yönlü ikinci pozisyonumu da bire bir buçuk gibi tutabilirim. Bakalım piyasa hem bunu da kare geçirmiş bugün içerisinde hem bunu da bu da canlı piyasadaki örneklerimde. Gün içi trade'lerde de bu videom sana çok yararlı olacağını düşünüyorum. Bu arada dediğim gibi kendini geliştirmek yani profesyonel trade konusunda daha ilerlemek istiyorsan seni de master trade programıma Bekliyorum. Onun da linkleri videonun altında ve üstte de alt bantta da mevcut. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.